Melik Bey bunu soracağım ama öncesinde şimdi Kılıçdaroğlu kesin ve net aday mı? Bu soruya ne cevap verir, verirsiniz? CHP'li e, Şener'in bir açıklaması vardı yani, sabah. E, yine İlker evet, Karagöz sormuştu. Şener. O da resmi olmasa da görünürde aday Kılıçdaroğlu diyor. E, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum. En önemli aday özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'dur demişti. E, babacan e, beyaz duman tüter demişti adayın belirlendiği gün. Kim için tütecek bu beyaz duman? Kim? Vallahi yani beyaz duman e, ya muhtemelen Kemal Bey için eee tütecek çünkü CHP yönetimi açısından da Kemal Bey dışında başka bir alternatif yok. Yani kafalarında en azından bir tane isim var Kemal Bey. Ki kendileri de şey diyor. Biz altılı masa bir tane isimle oturuyoruz. Yani ya Kemal Bey çatı olacak ya da işte B seçeneği çoklu aday. Ki Kemal Bey de biliyorsunuz uzun bir süredir hiç çoklu adaya işaret etmemişti. Ee, en son işte gazetecilerle yaptığı toplantıda çoklu aday olabileceğini de söyledi. Sonra verdiği bir röportajda da yani her şeyi konuşuruz. Onu da konuşuruz dedi. İki aday dedi. Evet. Yani o yüzden de hani e, CHP yönetimi açısından hakikaten hangisiyle konuşursanız konuşun. E, Kemal Bey onlar açısından e, olmazsa olmaz. Yani çatı aday. E, hatta ben bir yani CHP yöneticisiyle konuştuğumda şey dedi. Yani e, Kemal Bey hani kesin e, aday açıklandıktan sonra da tekrar araşırız demişti. Yani çatı aday. Yani niye bunu e, böyle düşündüğünü sorduğumda da e, masadaki böyle İyi Parti dışında itiraz eden yok demişti. İyi Parti itirazı da çok güçlü bir itiraz değil. İkna edilebilir. Çünkü Meral Hanım kendisi zaten aday olmayacak diyor. Şimdi baktığımızda da bugün birçok şeyi üstte koyuyoruz. Mesela yani Dursun Çiçek'in ya parti masadaki diğer dört partinin milletvekilleri talepleri, bakanlık talepleri hatta grup kurma talepleri mutlak surette karşılanmalı e, cümlesine baktığımızda ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, herkes ya hani en azından ya bu böyle değil demesi beklenirken Davutoğlu haklı demesi bütün bunlar bize o şeyi gösteriyor. Yani Kemal Bey'in kendi çatı adaylığını garantiye almak için yoğun bir çaba sarf ettiğini gösteriyor. O yüzden de hani e, ben hani Kemal yani altın masadan biri olacaksa ki mutlak surette altın masadan masanın etrafında oturan liderlerden biri olmalı diyor. Hem Babacan hem Kılıçdaroğlu hem Gültekin Uysal böyle düşünüyor. Hatta Temel Karamollaoğlu da bu doğrudur dedi. E, bir tek hani Davutoğlu ile Meral Akşener onu teyit etmedi. Akşener zaten itiraz ediyor. Ee, dolayısıyla eee hani, altılı masadaki e, liderlerden biri olacaksa o mutlak surette eee Kılıçdaroğludur. Yani ha bana sorarsanız Kılıçdaroğlu'nun çatı da olma ihtimali çok çok yüksek. Hı. Çok yüksek. Niye bunu böyle söylüyorum? Bakın. Erdoğan'a karşı kaybederlerse hepsinin kendince bunu tolere etme şansı doğacak. Yani biz çok eee hani itiraz ettik ama Kemal Bey çok ısrarlıydı. Engele olamadık deyip işin içinden sıyrılır ve bir tek Kemal Bey fatura kesilir. Ama başka türlü bir formülasyon olursa altılı masadaki bütün liderlere fatura kesilir. Evet. Hatta o küçük partilerin tabela indirme riski bile var. Yani Kim? tabelelerini indirme riski var. Kimse adını anmaz ki onları. Yani o yüzden de hani ben ee, hani Kemal Bey ismine de bir şekilde ikna olacaklarını hani düşünüyorum. Ee, yani çünkü başka şansları yok. Bir de böyle altını masadan hiçbirini böyle res çekip ya ben gidiyorum bırakın hani masayı dağıtmayı da masayı tekmeleyip ayrılmasını zaten beklemiyorum da. Hadi bana Allah'a ısmarladık ben sizi seviyorum Sanki deyip onun sinyalini biraz Davutoğlu gibi. vermişti Melik Bey geçen gün. Hani bir rahatsızlık varsa Yok o da tevil etti sonra. O da tevil etti. Ben dedi e, altılı masadakilerde kastetmedim. Dışarıdan sürekli bizi hani küçük görenler res söyledim bunu dedi ya bir takım böyle altın e, altılı masaya yakın e, Erdoğan karşı bir takım e, gazeteciler köşe yazarlarını falan anladığım kadarıyla onu kastettiğini söylüyor. Evet siyasilere ya da altılı masadakilere dair söylemedim bunu. E, ama zaten Davutoğlu'nun de Kemal ve şey yapmadı yani hani e, hani görmedi. Tamam dedi. Ee, Peki şunu yani, da karsınlar demedi ki zaten Kemal Bey. Hı hı. Ali Babacan masanın kendisini aday göstereceğine inanıyor mu? Pek? Cümle çok net. Aday olursam rahat seçilirim diyor. Hasan Bey gülümsedi. Ya onu bence, yani, bence e, de. Babacan nasıl seçiliyor Ben anlamadım yani. Bence aday olsun. Yüzde birlik bir partinin hani yap. Bakın burada da şöyle ya ben hani CHP seçmenini çantada keklik görmek ya da CHP seçmeni her şey H der diye hesaplamak bence artık doğru bir hesap türü değil. Yani CHP seçmeni birçok şeyi böyle hakikaten içine çekti. Yani ee, hani ekmelet örneği işte son anda işte. Muharrem İnce sahaya sürüp genel merkez yönetiminin Muharrem Bey'e destek vermemesi falan. Abdullah Gül ismini tartışmaya açmaları. Yani CHP seçmenin çektiğini vallahi kimse çekmedi. Yani gerçekten. Yani o yüzden de CHP seçmenine de ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani Allah aşkına yani %25'lik 100 yıllık Atatürk'ün partisi dururken daha dün kurulmuş ve 2018'e kadar da AK Parti'de bir şekilde görev almış birini aday gösterdiğinde CHP seçmeni niye gidip versin? Eğer şeyi hesaplıyorlarsa ya bu Erdoğan karşıtı ya da düşmanlığa varan zaman zaman kimilerinde o karşılık motivasyonu yetiyor diye hesaplıyorsa yanlış düşünüyor. Öyle hesaplıyor. Yanlış ama gidip oy vereceği yer var artık. Muharrem şey, evet. e, Huki abi. Muharrem İnce var mesela. Aramızda niye bir seçenek olmasın ki? Vatandaş bir de şöyle CHP düşünüyor. seçmeni için. Denenmiş, oy, girmiş, 33 oy almış. Kitleler de bir de oyların boşa gider duygusu var ya. Yani Muharrem İnce'yi sevse bile. Ama yani ben versin. Ali Babacan, valla ben e, yani o, o masada yani e, hani CHP seçmeninin onaylayabileceği yani e, tek isim Kemal Bey'dir. E, ben zaten hani altın masada potada şey yok. Hani böyle tek tek gidelim. Ya yani mesela Meral Hanım ben aday olmak istemiyorum dedi. Afişleri asmış Ankara'da başbakan olacağım diye asmış oraya afişlerini. Şimdi Temel Bey'in böyle bir iddiası yok. Zaten Karamoğlu onu, onu da düşelim. Evet Gültekin Uğursal'ın yok. Onu da düşelim. O da Kılıçdaroğlu'nun destekliyor. Onun şansı yok istese bile. Evet yani onun zaten hani şansı da yok şeyin Davutoğlu'nu geçelim. Şimdi eğer altılı masada olacaksa biri yani şeyin dediği gibi e, Kemal Bey'in, Gültekin Uğuşan'ın ve Babacan'ın dediği gibi ve Temel Bey'in dediği gibi altılı masadan bir lider olsun deniyorsa e zaten %90 Kemal Bey geriye kalan %10 anca Ali Babacan ihtimali ama bence e, hani ben gerçekten hani bana sorarsanız ya Kemal Bey çatı adaydır ya çoklu aday. Ben diğer seçenekleri e, son duruma bakarak kendimce eledim. Yani ya Kemal Bey çatı aday ya da çoklu aday. Sizce öyle mi Hulki Bey? Şimdi bu bile aslında çatı adaylık demokrasiye uygun mu diye konuşmamız gerekiyor değil mi? Türkiye'nin de konuşması gerekiyor. Çatıda kendileri var. E, tabanda da halk var. Şimdi adı halk partisi olan bir parti çatıya değil de tabana, temele bakması gerekmez mi ya? Halka bakması, halk ne düşünüyor diye. Yani çatı demek tepeden inmecilik demek ya çatı adayı. Şimdi mesela Cumhur İttifakı'nda bu yok. Ya olabilirdi ama yok. Mesela AKP'li seçmenlerin zihninde Erdoğan'dan başka bir aday yani akıllarına bile gelmiyor. Hani gelse bulacaklar mı bulmayacaklar mı ayrı bir şey. Yani hepsinin zihninde bizim adayımız Erdoğan'dır diyor. Şimdi CHP'de böyle bir durum yok. O zaman siz tabanınız ne diyorsa, oy verecek olan tabanınız o ne diyorsa ona kulak vermeniz gerekiyor. Demokrasi de bunu gerektiriyor. Yani bu tarafta yok öyle bir düşünce. Burada var. Ya çatı adayı ben emrederim olur. Bu tepeden inmecilik. Sosyal demokratların yıllardır karşı çıktığı bir kavram ve uygulama değil mi? Evet öyle. E şimdi nasıl yapıyorsunuz? Ya biz bu konularda rakiplerimizi suçlayabiliriz çeşitli zamanlarda ama kendimiz yaparsak mübahtır mı diyorsunuz? E bugüne kadar yaptınız öyle dediniz evet. Ben yaparım kimse beni eleştiremez dediniz. Biliyor bugüne kadarki kaç tane kaybettiğiniz seçimde hep çatıdan yaptınız bu işleri. Üstelik de tabanınızın ne dediğini bile bile, tabanınızın hayır dediğini bile bile ankete bile gerek yok ya. Yani şöyle iki kere dolaştığınız zaman CHP seçmeni arasında ya şeylere gidin. CHP'li seçmenin takıldığı mekanlara gidin orada bile. Gidin bir kafede oturun CHP'liler ne konuşuyor yan masada. Ya istemiyor insanlar Kılıçdaroğlu'nu ama demin söyledim o olmalıdır ayrı. Fakat çatı adayı ne demek ya? Altı kişi bir araya geliyor. Altısının da bazıları tabansız ama tabanı olanlar var altılı masada. Tabansız olanları geçtik. Ama o tabansızların sesi daha çok çıkıyor ki abi öyle değil mi? Yemin ediyorum bak o tabansızların sesi daha çok çıkıyor. İşte Son birkaç aya bak abi. E i̇şte o da kötü. Yani biz tabansızlara, tabansızlara ya da tabansızlığa değil tabana bakacağız. Demokrasi halk değil mi? Tabanda halk var. Piramidin altında en geniş zeminde halk var. Oraya bakmıyorsunuz ya. Sonra ...öbür tarafa demokrasi dersi vermeye çalışıyorsunuz... ...ya siz bunu yapın... ...sonra Erdoğan'a demokrasi dersi verin... ...ayrı bir şey... ...ama öbür tarafta... ...Erdoğan tarafında taban... ...halk Erdoğan diyor... ...ya bir tane duyduk mu... ...akıllarına geldi mi başka bir... Ha, ...hayır... ...o kazanıyor götürüyor diyor... ...benim adayım o diyor... ...hatta bazı gazeteciler... ...benim gönlümün sultanı diyor... <laughs> ...ne oldu... ...duyduk evet. onu da duyduk oldu, burada... <laughs> ya. Şimdi mesela CHP'de benim gönlümün sultanı Kılıçdaroğlu'dur diyen bir tane seçmen var mıdır ya? Yok. Ya diyemez. Hatta bunu dediğiniz zaman efendim bizde biat yok. de el yükseltmese kalbimin sahibi de, değil mi? Evet, yani, tabii Var Vardır ki bey ya. ya. Bir tane yok. seçmen demez mi? <laughs> gönlümün sultanı Kılıçdaroğlu. Kesinlikle Milyonlar yoktur. var. Bir tane olmaz demez. mı yahu? Demez. Demez. Bilmem demez. çok emin olamadım. Bakın, Milyonda bir bile demez. Başka bir şekilde ifade edebilir. Ben Kemal Bey'in aday olmasını istiyorum diyebilir. Kemal Bey'in hakkıdır diyebilir. O emek verdi diyebilir. Başka cümlelerle ifade eder. Ama CHP tabanında gönlümün sultanı kelimelerini kullanacak bir tane seçmen yoktur. Kalıbımı basarım. E ben de yani e, baya kalıplı bir diyesin uzun boylu <laughs> kilosu Sence olan yani, baya kalıplısın şey, <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi ya An Ankara'yı yani böleceğim ama Gönüllerinden geçmiyor Aday Hiç, tamam bölmeyeyim yok yo. Hasan Bey'in bir notu var Cumhuriyetin başkenti ya, pardon şey. ee, ya siz konuşurken ben burada bir hesap yaptım da e, hani şu şey hikayesi var ya Oo. bakın neleri konuşuyoruz biz siyaseten ee, işte, her küçük parti mecliste kaç bir kullandık? grup kuracak hikayesi konuşuluyor ya. Bu da sanki ciddi bir şeymiş gibi falan anlatılıyor ya. Şimdi şöyle kabaca bir hesap yapalım. Grup kurmak için kaç milletvekili yazıp? lazım? Bugün 20. Dur, Dursun, 20. hocam Dursun Çiçek bugün YouTube yayında söylüyor onu. Yani biz böyle deli saçması olarak görüyoruz ama gerekirse grup kuracak sayıda verilmeli diyor. İşte anlaşmışlar onun için. Anlaştıkları falan söyleniyor. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Bir grup kurmak için 20 milletvekili lazım. 4 tane küçük partiden bahsediyoruz. 20'şer milletvekili verdiğinizde 80 milletvekili yapar. Şu an anketlere baktığımızda partilerin oy oranlarında çok büyük bir farklılık gözükmüyor. Dolayısıyla aşağı yukarı benzer bir milletvekili oy oranının çıkacağını düşünün. Şu an mecliste Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin toplamda kaç milletvekili var? 171. 130. Evet. 171. İyi Parti ile ee, CHP'nin. Şimdi bunun içerisinde 80 tanesini diğer partilere verdiğinizde İyi Parti ve CHP'nin toplam milletvekili sayısı 90. Bunun 40 tanesi Ama... hani milletvekillerinin CHP verirse bunun 40 tanesi İyi Parti. Ha tam onu diyecektim. Bunun 40 tanesi Hocam İYİ Parti, daha fenası var. Hepsini, kalıyor hepsini 50 CHP versin diyorlar. Ya hakikaten bu hesapları nerede yapıyorlar? Hangi kafa? Siz Ankara'ya diyorsunuz. Hangi kafayla yapıyorlar diye de. Hiç böyle bir şey demedim. Kafayla yapıyorlar demedim. Yok yok hayır Ankara'dakilere <laughs> demiyorum. Ankara'dakilere bugün şakalar yapınca size orada ne yediriyorlar, ne içiyorlar diyorsunuz da. Ha, ama yani kafa yapıyorsun demedim. Ne içiyorsunuz dedim o kadar. <laughs> evet, evet. yani... Altılı masada ne e yiyorlar, ne içiyorlar hakikaten merak ediyorum. Bu gerçekse yani. gerçek olma mavi olmadığını işte. düşünüyorum da. <laughs> ya yani hikayeye hocam, bakar Hocam bilmemek, bilmemek var ya. 20 hocam yer... bilmemek var ya, acayip bir konfor. <laughs> acayip bir kafa konforu. Yani CHP en... güzel. Çok CHP 50 millettekiyle olacak. İyi parti 40 millettekiyle olacak. Ee, diğer partiler 20'er milletvekili yani 0.3 alan gelecek partisi 20 millettekiyle alacak. Yüzde dokuzlarda olduğunu düşünün İyi Parti'nin. Çünkü bir önceki seçim öyleydi. Aşağı yukarı aynı hesabı yaptığımızda 40 olur. 40 olmasa da 50 olur yani çok kabadayısı. Ee, 50 %10'la 50 alıyorsunuz, 50 milletvekili alıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi %25 alacak. O da 50 milletvekili alacak bu hesaba göre. Peki. Ruki Bey sizin sözünüz yarım kaldı. Tamamlayın dilerseniz. Olsun. Hocanın hesabı tuttu mu? Yani e, hoca diyor ki gerçi Hasan Hoca, Nasrettin Hoca değil ama hani Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma hesabı gibi olduğunu söyledi e, Millet İttifakı'nın. Değil mi? Yani bu hesapla bu hesap nasıl tutacak? Yani göl maya tutarsa o da tutacak ama bu şimdi evet, bu akşam sakin konuşayım dedim ama genelde sakinliğimi korudum galiba. Ee, Çok şimdi ya siz sevr masası mı kuruyorsunuz ki paylaşıyorsunuz nereye paylaşıyorsunuz yani ne neyi paylaşıyorsunuz siz biz size yani ülkeyi e, Erdoğan'dan daha iyi yönetecek kadrolarınızla e, daha iyi milli savunma sanayini ekonomiyi düze çıkaracağınızı falan düşünmemiz lazım değil mi kitleler olarak ama siz kendi aranızda bir paylaşım yapıyorsunuz ya bir paylaşım kavgası var. Ya ben o bakanlığı alacağım, o bunu alacak. Ya sizin derdiniz Türkiye mi, kendiniz mi? Yani bu hakikaten Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi. Ya tutar mı bu? Ya bu nasıl bir şey? Millet bunu sormayacak mı seçmen? Ya siz e, hem çatı aday kendi aranızda top çeviriyorsunuz. Geçen gün Zafer de söylemiştik. Bak o da biliyor futbolu. Kendi attığın topa koşuyorsun demişti. Yani topu atıyorsunuz, kendiniz koşuyorsunuz. Halka pas vermiyorsunuz. Şimdi Ozan vatandaş olarak ben size niye oy vereyim ya? Yani HDP'ye kaç tane, şimdi şöyle düşüneceğiz. HDP'ye kaç tane bakanlık verecek, milletvekilliği verecek? Bu ne alacak? Demokrat Parti ya. Ya ben bunun için mi? Bizim oyumuz değerli değil mi? Bütün seçmenlerin oyu çok değerli. İşte dokunulmayacak kutsallık o. Seçmenin oyu kutsaldır. Vatandaşın, halkın oyu kutsaldır. Ona dokunmayacaksınız. Dokunuyorsunuz. Dikkate bile almıyorsunuz ya. Biz tepeden, çatıdan belirleriz bunu. Ne çatısı ya? O çatıyı o çatıyı seçmenler yarın başınıza yıkabilir. Seçmenler o çatıyı başınıza yıkabilir. Şimdi önemsemediğiniz, değer vermediğiniz insanlar, seçmenler size isyan edebilir. İsyanını sandıkta gösterir. Ee, uzmanlar diyor ki, özellikle psikologlar, her kitle ve her insan temsil edilmek ister. Şimdi CHP İyi Parti veya diğer partilerin seçmenin seçmeni kiminle temsil edilecek? Şimdi diyelim ki ben Saadet Partisi seçmeniydim. Ona oy veriyordum varsayalım. Beni kim temsil edecek? Şimdi bu tarafta öyle bir temsil sorunu yok Cumhur İttifakı'nda. Beni Erdoğan temsil etsin diyor. Bitti. Bu tarafta bu kadar farklı bir yapı var. Tabii. Anlaşamayan bir yapı var. Homojen Kavga değil. eden Tabii. bir yapı var ki vatana vatanın birlik ve bütünlüğüne karşı açıklamalar yapan insanlar var. Ya bu tarafta da bir yığın vatansever var Millet Partisi'nin şey Millet İttifakı'nın tabanında. Bu vatansever seçmenler vatan sevmez bazı politikacılar beni temsil etsin diyebilir mi? Demez. Ya yani sizin hesabınız yani evdeki hesap yapıyorsunuz ya yani altılı bir masa ev çarşıdaki hesaba uymayacaktır diye düşünüyorum. Peki, Melik Bey, bu 30 Ocak'ta bir şey açıklanacak ya, bir program açıklanacak ya. Anladım. Evet, Hükümet programı diyorlar. Aa, işte mesela o programda biz böyle çok cim fikirler görebilir miyiz? Çok ilginç şeyler gelecek mi karşımıza? Ben, ben hiç zannetmiyorum. Ya hocam, şey yok, hani böyle hakikaten bugüne kadar açıklarından çok farklı bir şey olmayacak. Altının masanın bize yapacağı en büyük e, heyecan dalgası hani yeni bir hani batı yakasında yeni bir şey var diyebileceğimiz adayı açıklamak. Altılı masanın hükümet mi? Altılı masa 30 dedi hoca. 30 Ocak'ta hükümet programı açıklanacak. 26 Ocak'ta ya, İYİ Parti'nin Parti'ye sahipliğinde tamam, toplanıyor. Tamam. 30 Ocak'ta da programlarını açıklayacak. Sen hangisini söylüyorsun yeni bir şey? 30'u. Ben 30'u sordum. O hükümet programında yeni bir şey görmeyeceğiz çünkü o, oturacak. çünkü parça parça onu açıkladılar Şimdi Şeyi hocam. çok yani merak deli ediyorum toplu ben. toplu bir halini göreceğiz. Şimdi mesela hükümet programında ne olacak? Mesela dış politikaya dair somut şeyler olacak mı? Ekonomiye dair somut şeyler olacak mı? Evet. Öyle ya hükümet programı dediğiniz şey bayağı ciddi bir şey. E nerede anlaşacaklar? Neyi tabii koyacaklar? Tabii o başlıkları koyacaklar. Nasıl çıkacaklar? Gerçekten o başlıkları nasıl... Ya o hocam o zaten böyle durumu izle, bugüne kadar hep böyle imdat cümlecikleriyle gittiler. Yani imdat cümlecikleri. Hani ozon tabakası deliniyor, hepimiz öleceğiz, risk altındayız. Haydi birleşelim. Buna itirazı olan var mı? Yani hep böyle imdat cümlecikleri. Yani birbirimizi sevelim, e sevelim olur, sevelim. O da sevgiden kuvvet doğar, e doğar, güzel. Sevmek iyi bir şey, e, güzel, iyi bir şey. Yani. Bu cümleler bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor ki. Bugüne kadar hep böyle kullandılar. Yani böyle imdat cümlecikleri. Kimse böyle itiraz edemeyeceği ortalama cümleler, düşük tonda cümleler. Böyle gidecek. Böyle gidecek. Çünkü hiçbiri rengini tam olarak ortaya koyamıyor ama masadan kalkıyorlar abi. İki gün sonra bir bakıyoruz her biri böyle farklı şeyler. Ama ya Hasan masada konuşsanıza. Yok. Melek Mel hükümet programını o. İşte hükümet tamam. programında da bir şey görmeyeceğiz. Çok bu ortalama görevlerle durumu soracaklar. Hükümet ya, programı ya. dediğiniz şeyde insana sorarlar. Ya der. mesela şöyle, hocam bakın, orada da zaten bir tuhaflık yok mu? Mesela CHP ayrı açıkladı, ee, şey ayrı açıkladı, babacan ayrı açıkladı, ortak Davutlu programı ayrı olması açıkladı. Lazım Şimdi mesela babacan diyor ki 66 ile 42'yi değiştireceğim ben diyor. Ya hadi koy hükümet programına, koy da göreyim seni. Öyle ya, yani savunuyorsun değil mi? Masaya kabul ettir bakayım aslan parçası. Koydur bakayım 40 ile 66 oraya. Koyabilecek misin? Yok. Koyamayacak. O yüzden ortak böyle çok ortalama cümlelerle durumu kurtaran şeyler. Hep böyle gidiyor. O yüzden hükümet bu. Ya diyorum ya ben normalde heyecanlı bitimim hocam. Ben berber koltuğunda bile 3 kere en az ayağa kalkarım. Uzun süre oturamam. Biz bunu hiç fark etmez. Böyle heyecanlı hareketli bir tipim. Hiç. Ve yemin ediyorum bu altılı masa Beni en ufak ya diyorum ya heyecana yer ararım. Altılı masa en ufak bir şekilde dönüp bakmıyorum artık. Yani gazeteci olduğum için hani didikleyip yazma amaçlı da toplanıyorlar ya. Hani böyle maçımı izliyorum, çayımı içiyorum, balkona çıkıyorum, içeri giriyorum hafta sonuna denk geliyorsa. Ya, ondan sonra bildiriyi şöyle hızlıca okuyorum bir daha da bakmıyorum. Rahatsın yani sana huzur veriyor altılı masa. Bana ben bende heyecan yaratmıyor. Ama huzur veriyor bak sakin huzur, sakin. Değil. Huzur aramıyor ki. İlgisizlik <laughs> Ben huzur aramıyorum zaten. <laughs> 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 Adrenalin istiyorum. Yok hiçbir şey yok. O yüzden de şu saat böyle hükümet programı yok parlamenter sisteme geçiş programını ayrı açıklayacaklar. Parlamenter sisteme nasıl geçeceksiniz ya Allah aşkına yani. 5'te 3 çoğunluk en az referandum aralığı. Nereden bulacaksınız da 5'te 3 referandum evet. aralığını yani da. Siyasi... Yok referanduma da gerek kalmayacak direkt geçeceğiz. Hay maşallah 4'te 3 çoğunluk demek o. 400 milletvekili. Hiçbir projeksiyon bunu göstermiyor. Bırakın 400'ü, 360'ı göstermiyor. Yok ya yani, me yani böyle hayal satıyorlar. Vallahi hayal satıyor. <laughs> kalamaları mümkün gözükmüyor yani şu anki sayılara baktığınızda. Değil hocam baktığınızda, onu diyorum hayal satıyorlar. Meclis, yani o yüzden milletvekili ya siz şöyle bir bile değil. Allah aşkına. Ya hocam şöyle bir projeksiyon olabilir mi ya? Yani mesela bir bakın böyle hepsi çılgın fikirler, çok çılgın fikirler. Yani Karamollaoğlu'nun, Babacan'ın, Davutoğlu'nun çok fantastik ya. Ya böyle acayip bir fantastik, fantastik bir şey. Ya mesela diyor ki o kişi seçilecek her konuda bizden izin alacak. Hayatınız böyle bir yönetim modeli gördünüz mü ya? Böyle bir yönetim modeli olur mu? Her birine bakanlık dağıtacağız. Yok ya. Yani yani şey ganimet paylaşıyorsunuz. Böyle, böyle bir şey duydunuz mu? Taksimata dayalı, taksimata dayalı bir yönetim olur mu ya? Hani böyle kucaklayacağın şey meyveleri al bu senin, bu senin, bu senin. A bu yaramıyor. Bunu arkaya atalım falan. Bu nedir ya? Ben yemin ediyorum yani tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten tuhaf bir dönemden geçiyoruz. O yüzden diyorum hani kafa konforu güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Rahatsın ya. Hani bizim böyle süperlikte Süper Lig'de iddiamızın olmadığı dönemler. Ben böyle rahat rahat koltuğa böyle yayılıyordum. iyi olan kazansın diyordum falan. Nasıl olsa ortalarda bir yerde oynuyoruz falan. Dünya kupası. Kaygı <laughs> yok bir Yanısımızı şey yok. Ya, en fazla. En fazla. E, <laughs> hani bu, bu bu seçimde en fazla seçim kazanma ümidi diye anlattıkları şeyler üzerinden baktığınızda e, işte son bir yılda ekonomiyle ilgili yaşadığımız sorunlar vesaire bütün bunlar olmasına rağmen AK Parti'nin oyları hala yüzde kırkın altına inmiyor. Şimdi meclis aritmeti şimdi ilk başta şeydi ya cumhurbaşkanı da gidiyordu. Ondan sonra meclis çoğunluğu elde ediliyordu, meclis çoğunluğu yetmez, Abi, referandum tamam. şartı elde ediliyordu, o yetmez. Ee, ya hocam, falan. şey hatırlar mısın Allah ben, aşkına? Yani yaptığım hesapta ilk masa toplandığında, ya ilk masa toplandığında şey diyorlardı ya adayın hiçbir önemi yok. Yani yoldan geçen evet, birini bile otursak kazanırız diyorlardı ya. Erdoğan kesin gidiyor kazanırız yani, diyordu. Baktar öyle papuç öyle değil yani o iş o işler öyle olmuyor yani. Yani ringe çıkana kadar bir ilk böyle e, Mike ilk kroşeyi ondan sonra anlıyorsun ne olduğunu. Dışarıda döverim dersin yani. Bir Mike Tyson karşına gelsin öyle döverim de de göreyim. Öyle değil yani. Süre işledikçe, zaman yaklaştıkça tehlikenin farkına vardılar. Yani ya ya bu hiç öyle bir şey değil. Karşımıza Erdoğan var diye bence geç kalındıyız. Gerçekten çok Hı. geç kalındı. Sıranın bana geldiğini, bana doğru döndüğünde anlıyorum. Evet. Çok... Şöyle bir hafifçe Ediyorum. dönünce <laughs> Şimdi... bana doğru geldiğini anlıyorum. Sizin buraya Semih Hanım böyle dönünce sıra bana gelmiş oluyor. Buraya kadar eklemek istediğiniz var mı? Yoksa HDP'ye geçeceğim. Zaten az da bir vaktimiz kaldı. Onunla kapatırız. Siz nasıl uygun görürseniz. Tamam.